Biz nasıl bulup çıktık? Nasıl şey? Psikoloğa gideceğim bugün zaten. Şey, nasıl durumunuz? Sağlık durumunuz şu anda? Kontrole gideceğiz burnumuzu daha Evet, bakalım. burnum 10 gün kontrole sonra. gidilecek. Sonra ameliyat olma ihtimalim var. Hani? Sadece şey değil, onunla şey değil. Önünde daha şeyi var. Uzaklaştırma kararı almıştık biz. Daha sonra benim cumartesi günü kursum vardı 9.30'da. Kursuma gitmek için evden çıktım saat 9'da. Sonra bana doğru arabanın yaklaştığını gördüm. İçinde de o vardı. Sonra KADES uygulamasına tıkladım ben. Israrla tıkladım 2-3 kez falan. Hani yanlışlıkla tıkladığım anlaşılmasın. Hani öyle oluyormuş. Çünkü yanlışlıkla basanlar da oluyormuş çocukları falan. Ben bayağı kez tıkladım. Sonra işte bu beni arabaya zorla bindirdi. Sonra KADES'e tıkladığımı öğrenince bana vurmaya başladı işte. O sırada 112 falan beni arıyor KADES'e tıkladığım için. Ama hani telefonumu kapattı daha sonra numaralar falan beni aramaya başlayınca ama yine de KADES'in sinyalleri kesilmiyormuş. Yani telefonum kapalı olsa da gidiyormuş sanırım. O sayede beni buldular. Peki o anda neler hissettin, onu anlatır mısın? Korktum yani, çaresizdim. Şikayetçi olacağım tabii ki. Bir de burnun herhalde, değil mi? Burnum kırık. Çok geçmiş olsun. Teşekkürler. Peki bir bayanlara, kadınlara bu tip olaylarda ne tavsiye edersin, ne yapmalarını istersin? Yani tabii ki hani onlara korkmamalarını söyleyemem. Ben de çünkü yani korktum, o anı yaşadım, biliyorum. Ama KADES kullanarak hani bir an yani kendini güvende hissedebilirler. Çünkü gerçekten işe yarıyormuş yani. Ben bunun işe yaradığını gördüm ve ben de KADES kullanmalarını öneriyorum.